Balıkesir Spor Ankara Spor'la karşılaşacak. Nefis bir saha. Balıkesirli onkolikler de burada. Başkanım, neler diyelim? Zorlu bir deplasmanda siz de buradasınız. Evet, gerçekten çok önemli bir hafta bu hafta. Balıkesirspor için. Sadece Balıkesirspor için değil, bu maç bu grupta PTT birincilikteki en önemli maç. Etkileyecek maçlardan birisi. Güzel bir hava var. Balıkesir'den gelen seyircilerimiz, yine her zaman bizlerle olan Balıkesirliler Ankara Dernek Başkanı Sayın Enver Barpaşa'mız sağ olsunlar. Takıma desteğini esirgemeyen bütün taraftarlarımıza, halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bugün buradan güzel sonuçla döneriz. Çünkü Balıkesirspor'un hedefi belli. Dileğimiz havanın bu güzelliği gibi sonuçla bizim arzu ettiğimiz gibi olur. Ben şimdiden sahadaki bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Basınımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Başta siz olmak üzere. Özellikle siz ve birçok arkadaşımız basından Türkiye'nin her yerine geliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum yani. Başkanım, çocuğu oğlan burada okuyordu, bitirdi mi? Yok, tıp fakültesi uzun bir eğitim. Kaç yıl? 5 yıl galiba değil mi? Yok, 6 yıl. Altı hazırlığı yıl. Var 7 yıl. Kaçta şimdi oğlan? İkinci sınıfta. Hazırlıkla okudu çünkü. Hazırlıkla birlikte 7 yıl. Dolayısıyla tıp diğer mühendislere göre çok uzun ve yorucu. Yani Balıkesir bir doktoruna daha kavuşacak diyebiliriz, başarılı olursa. Biz yetiştirdik ama o Balıkesir'in ve Türk milletine hizmet edecek gençlerimizden, diğer gençler gibi o gençlerimizden biri. Allah bütün üniversitelerde okuyan öğrencilerimize, özellikle gurbettekilere yardım etsin, onlara başarılar versin. Biz de Balıkesir'deki öğrencileri zaten kendi kardeşimiz görüyoruz. Yani bu tabii bizim oğlumuz gurbette olduğu için değil, eğitimci olmamızdan kaynaklanan bir hassasiyettir. Eğitim camiasından, eğitim ordusundan olmamız bu gençlerin ve ailelerinin nasıl sıkıntılar çektiğini en iyi bilenlerden geliyoruz. Onun için de Balıkesir'de üniversite gençliğine birçok hizmetler yapıyoruz. Bu devam ediyor değil mi başkanım? Sabah çorbası, elbise, sabah çorbası, çamaşırların yıkanıp ütülenmesi, hepsi devam ediyor. Affedersiniz, normalde çekim yapamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Biliyorum. Ben maç öncesi yapıyorum. Maç öncesi statta yapılmaz ama. Tamam. Yani stat dışında yapabilirsiniz ama kusura bakmayın. Şimdi tabii şunu bir alıverelim hemen. Ama ceza alırsınız. Tamam. Dışarıda yaparsınız. Tamam. Tamam, dışarıda yaparsınız.